Yeni bir günden herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Kahvaltı hazırlığı için mutfağa geldim. Çayımı demledim, az demledim bugün. Genelde elim hep çoğa gider, çok demlerim ama az demleyeyim dedim. Kahvaltıda dün bahsettiğim gibi yufka ekmek kızartacağım. Rüzgarda yumurta haşladım. O kenarda birazdan soyacağım. Şu yufkayı düzgünce katlayayım tavaya sığacak şekilde. Tava ısındıktan sonra yufkamı atacağım. Şuraya da bir tepsi hazırlayayım. Rüzgarın da yumurtasını soyuyorum. Hangi yüzünü atsam, şu yüzünü atayım. Tek tarafını kızartacağım zaten. Tamam, bu burada kızarıp dursun. Bugün ne yapsam, ne etsem hiçbir fikrim yok. Bakalım artık. Dünkü kızartma bugün yapacağım. Eşim kesinlikle patates kızartması istiyor. Artık bugün yaparım. Bugün yine yemek derdim yok diyeyim. Ama pek bir iş yapmayacağım. Sadece dün süpüremedim. Yerleri süpürürüm. Geri kalan akşam yemeği yapana kadar dinlenmeyi düşünüyorum. Rüzgar da izin verirse. Dün Masumlar Apartmanı'nı izleyememiştim. Bugün belki onu izlerim biraz. Ama önce işimi gücümü bitireceğim. Sonra hiç planladığım gibi olmuyor. Yetişmiyor falan. Önce evimi falan süpürürüm. Sonra oturur Masumlar Apartmanı'nı izleyemedim. Hepsi, gerçi hiçbirini izleyemedim. Baştan bir izlerim. Birazdan alacağım kızarmış yakmadan. Benim kahvaltım bu şekilde. Bunun arasına peynir koyup dürüm alıp çayla beraber bunu yiyeceğim. Rüzgar'a da bundan yedireceğim. Çünkü bu bana fazla zaten. İki de yumurta haşladım. Şunu da bir keseyim. Yanına belki domates salatalık da doğrarım. Rüzgar salatalığı yer. Öyle. Kahvaltımız bu şekilde. Artık kahvaltımızı yapalım. Tekrardan bir yerlerde görüşürüz. Akşam yemeği hazırlığı için geldim mutfağa. Yemekte kızartma var. Söylediğim gibi kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra da evimi süpürdüm. Mutfağımı topladım. Biraz oturdum. Dinlendim. Biraz rüzgarla oynadık derken akşam oldu.
Şimdi de hemen patatesimi ocağa koyayım, kızara dursun. Yanına da biber kızartacağım. Eşimi arayacağım. Gelirken patlıcan alsın. Her gün her gün yemek derdi. Gerçekten baktım. Gerçi eşimin önüne kahvaltılık koysam daha çok mutlu olur ama işte yemek yapma, ne yapayım diye düşünme insanı yoruyor. Zil çaldı, hemen geliyorum ben. Geldim, yine çöpü almaya gelmişler ama en alttan nedense benim zilime denk geliyor hep. Benim karnım da hiç acıkmadı. İş falan görmedim. Çok da hareket etmedim ya, herhalde o yüzden. Patatesi şu kısmını bir alayım. Tabii ki pembe bıçağımı da aldım. Bununla yapacağım. Elim hiç alışkın değil büyük bıçağa. Çok değişik geliyor ama alışılır diye düşünüyorum. Yağım da ısınmak üzere. Daha önce fritözüm vardı ama fritözü kullanmadığım için eşimin teyzesine verdim. Dedim teyze al. Ben koyacaktım çöpe neredeyse. Biraz da sen kullan. Temizliği de gerçekten zor. Yağ da çok alıyor. Hiç gerek yok. Bir patlıcan falan kızartırken çok iyi oluyordu. Yağ falan hiçbir yere sıçramıyordu. Ama olmasa da olur. Bana da zaten yengem vermişti fritözü. Bunları tekrar bir yıkayayım, doğrayayım hemen. Oo, bayağı keskin bıçak ya. Korkuyorum vallahi elimi falan keserim diye. Bugün BİM'e de hamur dağıtıcı falan gelecekti. Eşim geldikten sonra belki BİM'e giderim, bir bakarım ne var ne yok, ne gelmiş ne etmiş. Yarın da büyük ihtimal market alışverişine gideceğiz. Eşim normalde izinli diye biliyordum. Ama maalesef iş olduğu için işe gidecek. Akşam işten geldikten sonra da nasıl olur bilmiyorum. Vallahi hiçbir fikrim yok. Belki Rüzgar'ı bugün kayınvalidem bile de götürürüm. Çünkü eşim işten geliyor. Rüzgar'ı kayınvalidem bile bırakayım, markete gideyim falan derken yarım saat, bir saat daha geç oluyor. Bir bakayım eşim gelsin de. Bugünden de evin eksiklerini yazayım hem. Biz eşimizin olsaydı yarın rahat rahat yapacaktık. Yarın ama yine mecbur yaparım çünkü 4 gün yasak var. Hop. Patatesi de bu sefer az kızartacağım. Gerçi çok olur bu patates, büyük. Neyse ben kapatayım. Patatesleri hızlı hızlı halledeyim. Görüntü kalitesi de çok düşük buradan gördüğüm kadarıyla. Patates kızardıktan sonra tekrar görüşürüz. Yemeğimiz hazır. Benim karnım hiç aç değil. Ay, bu sefer demlik poşet yaptım. Hiç rengi iyi değil. Benim karnım hiç aç değil. Eşim de zaten biber kızartmasını falan sevmez. Kızartma dedi. Patlıcanı da aramayı unuttum al demek için. O yüzden sadece patates, domates, sos, bir de yoğurt koydum. Şimdi eşim oturup yiyecek. Rüzgar da zannetmiyorum aç değil ama şimdi çağıracağım. Yerse patates kızartmasından yer. Yemeği yiyelim. Ay, şu çaydan ayrımda kaldı, bir alsana. Yemeği yiyelim. Ben BİM'e gideceğim. Ay, yandaki komşum kızı da bir ağlıyor. Acaba neyi var? Sesi geliyordur belki. İşte BİM'e gideceğim. BİM'e uğrayacağım. Rüzgar'ı da kayınvalidem bile götüreceğim dediğim gibi. Çünkü yarın eşim 6 gibi geldiğinde
rüzgara bırakalım falan derken saat 7 oluyor. Bir saatte de market alışverişini tamamlayamayız. Çünkü aylık yapıyorum ben alışverişi. O yüzden hem gidelim kayınvalidemgil de rüzgar kalsın. Yarın market alışverişini yapınca gider rüzgarı da alır geliriz. Öyle düşünüyorum. Daha kayınvalidemi aramadım. Bir sorarım. Bir planı yoksa rüzgar oraya bırakırım dediğim gibi. Hadi eşim yemeğini yesin. Ben de yanında çay içeyim. Tekrardan görüşürüz. Benim adım Rüzgar Ege Ödemiş. Ödemişsiniz Evet, Ödemiş. Benim oğluma çok şımarık demişler, değil Sen mi şımarık anne? mısın baba? Ne? Değil. Çok akıllı benim oğlum. Yapmıyorum. Evet, sen şımarık değilsin, değil mi annem? Sen çok akıllısın, değil mi? Annenin sözünü dinliyorsun. Çok arada bazen birazcık yaramazlık yapıyorsun, değil mi? Benim oğlum bir anı bir anda tutmuyor. Ben de yapıyorum. Üç tane yapıyor yaramazlık. Aferin benim kızıma. Babası? Benim oğluma çok şımarık demişler. Benim oğlum şımarık değil, değil mi annem? Değil. Değilim de. Ben annemi hiç üzmüyorum de. Çok akıllıyım Ben babam üzerimde hadi de. de. Küstürdüler benim oğlumu. Seni kim küstürdü? Çok sinirlendi. Yok, benim oğlum akıllı. Saçlar dağılmış biraz ama akıllı. Değil mi babam? Bakayım saçlarına. Sarı mı senin saçların? Sen sarı mısın? Yok, o kırmızı. Bence kahverengi. Sen. Benim oğlum sarı saçlı, kahverengi değil bir kere. Değil mi annem? Sarı saçlı. Saçlı. Gözleri de sarı. Hayır yani bir çocuk ne yapsın yani yaramaz şımarık demişler. Çocuk evde ne yapsın akşama kadar tek başına. Bence o yorumu yapan abla abi artık kimse ismine göre şımarık çocuk görmemiş. Ya da kendi çocuklarını hep pıstırmış diyeyim. Hep sessizmiş. Ben çocuğumun halinden memnunum yani. Rahatsız olan da izlemesin. Evet Konuşmana baba. düzen ver deyip böyle sürekli de videolarımı izlenmesi bir değişik geliyor yani. Öyle söyleyecek bir şey yok. Ketçaba batır mı adı? Ketçabına. Batırdım. Buna batırdım. Buna? Beyaza? Hayır, ben hiç sevmiyorum. Beyazı Hiç sevmiyormuş. Niye sevmiyor beyazdan musun? koydun? Bunun hiç bitiş olmuş. Beyaz Masanın beğeneyim üstünde mi? yiyor. Hayır, ben de tutum. Ben batırdım. Aferin benim oğluma. Biz şimdi evden çıkıyoruz. Rüzgar'ı götüreceğiz. Kayınvalidem bile aradım. O da yengem dildelermiş galiba. Onlara bırakıp geleceğiz. Bir de Bim'e uğrayacağım işte dediğim gibi. Bir bakayım kalmamıştır zaten de şu porsiyonlayıcı hamur. Kaldıysa alacağım. Kalmadıysa ismi neydi acaba? Dur. MasterChef yağdanlıklar oluyor galiba. Onların içine dolduruyorlar. 5 lira o da. Onunla pankek falan döküyorlar. Öyle bir şey de alabilirim. Bir bakayım işte Bim'e. Şans. Oh. Daha ocak falan silinecek. Onu da artık eve gidince silerim. Malum kızartma yaptık. Yağ oldu hep. Bir de ben şu kemerimi takarsam tamamdır. Niye çıkamıyorum? Nereye gidiyorsun annem sen? Çıkamıyorum. Nereye gidiyorsun? Gülay'a git hadi günlerdir gitmiyorsun özlemişsindir. Zaten 4 günde gidemezsin. Hani 4 gün gidemezsin. Belli olmaz gerçi bizim işimiz de. Kaynım gelir götürürse. Ama onun dışında gidemez. Bugün bir gitsin. Onlar da özlemiştir. Yarın biz de hem işimizi kolay hallederiz. Yarın da market alışverişini yaptıktan sonra alırız işte. Öyle neyse şimdi ben kapatayım. Önce Bim'e giderim olmadı kapanmadan. Biz evimize geldik. Ocağımı silmemiştim çıkmadan önce. Şimdi dedim ocağımı sileyim. Ocağın üstüne de çaydanlık getireceğim.
Kettle'ımın da dibi malum kireç olmuş. Gözüküyor oradan zaten. Şöyle yaklaştırayım. Bayağı kireç. Limon tuzuyla falan da kettle'ımı falan temizleyeceğim. Çaycıyı da şey yaptım. Çaycı diyorum. Üst çaydanlığını da domestos suyuyla bekliyor. Şuralar sararıyor çünkü içindeki süzgeç. O da bir rengi açılsın. Onları yapacağım. Hamur dağıtıcı dedim değil mi? Gitmeden önce ismini yanlış söylemiyordum umarım. BİM'e gittim. İlk gittiğim BİM'de yoktu. İkinci gittiğim BİM'de vardı. Ama yanında züccaciye vardı gittiğim BİM'in. Böyle artık ne oluyor bilmiyorum. Genelde yağdanlık olarak kullanılıyor diye biliyorum. Sos şişesi diyor. Bununla yapanları gördüm. Filiz abla da dedi. Sinem boşuna onu alma. Bu da aynısı gibi dedi. Bu 5 liraydı. Bunu aldım. Züccaciyede hamur dağıtıcı da vardı. Ama genelde gördüğüm hep züccacilerde 20 lira oluyordu. Orada 35 liraydı. Dedim neyse gerek yok. 5 liraya bunu alayım deneyeyim. Sonra bir yere gittiğimde o çok kötü kokuyor. Sonra bir yere gittiğimde hamur dağıtıcı alırım. Şimdilik bununla bir yılbaşı tatilinde o 4 gün sokağa çıkma yasağında eşime bir pankek yapayım deneyeyim. Güzel olacağı benziyor. Ama yağdanlıkta da aslında güzel olur bu. Böyle yağı çok sızdırmaz diye düşünüyorum. Ama plastik de. Neyse bakalım bir deneyelim. Rüzgar elinde oynadıydı. O mu ezmiş? Yok kendi hali. Öyle. Şimdi ocağı sileyim. Rüzgarı da bıraktık. Ocağı silip buraya bir çaydanlık koyduktan sonra başka bir işim gücüm yok. Bir kahve falan yapar içeriz diye düşünüyorum. Hadi o zaman ocağı temizlemeye başlayalım. Ocağı sildim. Sıra şey geldi, ızgaralara. Aklıma da şey geldi. Şu sökülüyor mu acaba? Söksem. Aslında buna değil de şu ucundaki neye yapsak acaba? Acaba neye yapsak? Neyse şu an için başka bir şey yok. Şunu da domestosu sulandıracağım. Bunun ucu da böyle köpük köpük yaptığı için çok daha güzel olacak. Az bir şey yapayım, deneyeyim ben şimdi. Yeter. Mesela şöyle ızgarayı getirdim. Böyle köpük köpük domates sıktığı için güzel oluyor ama köpüğü az oldu benimkinin. Annem yapmış evde, şeye yapmış. BİM'in banyo temizleyicisinin içine sulandırmış. Böyle köpük köpüktü. Allah seni.
Olmuyor benimki. Benimki olmadı. Neyse bunları ızgaraları böyle domestos döküp bekleteyim biraz. Yağ falan varsa atsın. Sonra köpükler durularım iyice. Ama diğer şeylere sürmeyeceğim domestos. Kararttığını düşünüyorum. Şunlara da sürebilirim. Şuradaki şu kürdanları da çöpe atayım. Ocağın içine bununla temizledim. Oraya çünkü bez sığmıyordu. Bu biraz beklesin. Geliyorum hemen. Geldim. Ocağın ızgaralarını yıkadıktan sonra bugün dizimin olduğu aklıma geldi. Gittim içeri dizimi falan izledim. O arada ocağın ızgaraları falan süzüldü. Tekrar yerleştirdim. Şuraya da bir sunum hazırladım. Çaydanlığımı da buraya koydum. Şuradan çaycı gidince burası daha da ferahladı. Tezgah daha uzun oldu. Daha kullanışlı oluyor aslında boş tezgah. Yine de dolduruyoruz bir şekilde bir şeylerle. Burada da işte kahve sunumum. Burada jelibonlar. Burası da böyle. Bunun içindeki de çilek şeklinde olan jelibondan. Sonra merak edip soranlar olacaktır illaki. Söyleyeyim istedim. Burası da yine bu şekilde. Şimdi kapatayım ben. Bir kahve hazırlayıp tekrardan geliyorum.
Kahvem de hazır olduğuna göre artık burada veda edebiliriz. Bugünüm de böyle geçti. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.